Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar Arapça ders kitabımızın 108. sayfasında bulunan konumuzu işlemeye başlıyoruz. Konumuz alıştırmamız 11 ile başlıyor. İkra oku talimatil lu'beti, oyunla ilgili talimatları oku. Sümme sonra ha onu uygula Nerede? Fisaf ve fis sınıfta kimle birlikte? Me'a istiqaik. Arkadaşlarınla birlikte. Şimdi bir talimat veriliyor. Bir oyun veriliyor. Bunları okuyacağız. Oyunumuzu tatbik edip oynayacağız. Teknoloji ile ilgili sınıfta yapabileceğiniz güzel bir oyunu inşallah öğretmenleriniz yapar. Yapmazlarsa da siz isteyin. Bu oyunu muhakkak oynayın. Çünkü teknoloji demek, gençlik demek, siz demek. Hey ya Nuhammin. Haydi tahmin edelim diyor burada. Hey ya Nuhammin. Ee, tahmin oyunu yahrucu çıkar ehadu tullab öğrencilerden birisi çıkarmış nereye çıkar ''Mine saffi sınıftan evet öğrencilerden birinin birisi sınıftan çıkar diyelim Ahmet'i sınıftan çıkarın ya da Betül'ü sınıftan çıkarın kızlarsa ve yentaziru bekler bu çıkan öğrenci bekler halfel bab kapının arkasında bekler dışarıda bekliyor yahtaru seçiyor öğrenci tullab öğrenciler me'a birlikte ba'dihim hep birlikte Kelimeten bir kelime seçiyor. Hani teknoloji Bak teknoloji hakkında bir kelime seçiyorlar. Ve yed'une çağırıyorlar. Et öğrenciyi ile safi sınıfa. Dışarı çıkan öğrenciyi sınıfa tekrar çağırıyorlar. Mantığı anladınız mı? Sınıftan birisini dışarıya kovuyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Ardından kendi aranızda teknolojiyle ilgili bir kelime buluyorsunuz. Diyelim akıllı telefon buldunuz. Daha sonra dışarıdaki öğrenciyi sınıfa davet ediyorsunuz. ve sonra Yes Elut soruyor. Talib bu öğrenci. Gadimi gelen. Yani dışarıdan gelen öğrenci şimdi soru sormaya başlıyor. Min harici saf ve sınıfın dışından gelen öğrenci soru soruyor. Misle örneğin el esileti taliye gelen sorular gibi sorular soruyor gibi misle. Li fehmi anlamak için el kelimetil matlubeti minhu. Kendisinden istenilen kelimeyi tahmin edebilmek için çeşitli sorular soruyor. Yani sessiz sinema gibi düşünebilirsiniz artık bunu ama bu sesli sinema. Yani biz de soruyor. Yani tahmin ediyoruz ama sorarak tahmin ediyoruz. Ve yuhafilu ve yuhavilu en yuhamminuha ve onu tahmin etmeye çalışıyor. Peki nasıl sorular soracakmış bakalım. Hel yumkinu mümkün mü en nahmilehu meana. Onu taşıyabilir miyiz? Yani yanımızda taşıyabilir miyiz diye bir soru soruyor. Biz orada neam ya da la diyeceksiniz. Neam derseniz ona göre bir cevap gelecek. Neam evet demek. La derseniz ona göre başka bir soru soracak. Taşınabilir ya da taşınamaz. Helle deyhi savtun'' Efendim onun sesi var mı? Sesli bir şey mi? Yine neam ya da la diyorsunuz. Ona göre şekilleniyor soru. Hel hüve Yani o kablosuz mu? Kablosuz mu yoksa kabloyla mı? Bir yere bağlanıp çalışıyor. Yine cevap vereceksiniz. Neam ya da la. ''Hel hüve fi bi haliyen'' Peki şu anda diyor sınıfta var mı? Ne ya da la'' diyorsunuz. Buna göre işte bilgisayar olur, laptop olur, akıllı saat olur. Bunu sınıfımızda bir ders boyunca oynayabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımız, isteyenler öncelikle gönüllü olarak listeden sınıfın dışına çıksın. Diğerleri de hep beraber bir kelimeyi tutsunlar, bir kağıda yazsınlar. Ona ne ya da la'' diye soru soracaksınız ama size bu şekilde Arapça olarak sorular soracak. 12. alıştırmamızda üktüp yaz beriden elektroniyen bir e-posta yazıyor ve grahonu fistahfi sınıfta oku. Evet artık e-posta yazıyor musunuz bilmiyorum ama artık WhatsApp varken e-posta eskiden kağıt kalemle yazardık. E o bitti. E-posta yazdık birbirlerimize. Gmail üzerinden düşünün. Hotmail ya da Gmail. Şimdi önemli görevlerde falan resmi şeylerde bu yazılıyor ama artık WhatsApp varken kimse bunu yazmıyor. Ama örneğini görelim neymiş? Risaleten cedideten yeni bir mektup diyor. Risale-tün diyor. yeni bir mektup. İla kime? Şimdi biz bunu kendimize gönderelim. Mesela hem yazmaya alışalım. Burada dikkat gereken şu ama. Arapçada elif, dal, del, ra, z, vav. Bir de lam elif birleştiği zaman bu harflerimiz kendisinden sonra gelenlerle birleşmiyor. Bunu unutmayacaksınız. Diğer harflerimiz ise İlk harfleriyle ikinci harflerinin kuyruk kısımları, uzantı kısımları gidiyor. Harfler sona geldiği zamansa astına dönüyor. Mesela sin harfini düşünün. Başta yazarken iki tane diş yapıyoruz. Ortada yazarken bu şekilde bir çizgi yazıp yine iki tane diş yapıp bu çizgiler kendisinin önceki ve sonraki birleşir anlamında. En sonda yazarken de mesela bu şekilde sine dönüşüyor. B harfimizi düşünün. B nedir? Noktalıdır. Ortada yazdığımız zaman yine B tek nokta olacak. Sona geldiği zaman ise B bu şekilde dönüşür. Aslında Arapça yazmak çok kolay da biraz uğraşmanız lazım. Şimdi burada biz E Akademi TV'ye bir mektup yazalım tamam E A K D M TV TV diye şekilde tam Arapçaya uymaz ama bu şekilde uyduralım. E A K D M e akademi. Aslında şuradaki Y olmazsa daha iyi olur. Hemen şöyle düzeltelim. Bir saniye. Heh. E K A K D M T V. Bu şekilde yazarsak daha uygun olur. E akademiye bir mektup yazalım şimdi. E akademi TV et gmail yazmamız lazım buraya da gmail.com artık onun Arapçasını o geldiği zaman yazarsınız. Tamam E-Akademi'ye mektup yazıyor. Mevdu ne olsun? Ders. Et dersü. Ders. Konumuz ders. Dedikten sonra aşağıya geçiyoruz. Ehlen. Önce selam vereceğiz. Dinimizde önce selam sonra kelam var. Esselamu. Yani bunu yazın. Tersi bunu okursanız çalışıp gelmeyenlere karşı siz öğretmeninizden inşallah artı puanlar alacaksınız. Bakın önce harfleri yazdım. Ardından hareketleri koyuyorum. Esselamu aleyküm. Tamam. Dedik. Ardından virgül koyacağız. Şu şekilde yine. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve Sehlen hareketleri koyalım. Ehlen ve sehlen. Ya üstazi. Ey öğretmenim, hoş geldin ya da merhaba. Ya üstazi. Hoş geldin ey öğretmenim. Devamında mesela keyfe halu yazabiliriz şu şekilde. Yani bu dersimizde yazma ile ilgili bir kuralları görelim nasıl yazıyoruz. Çünkü artık dinleme ve konuşma sınavlarımızda biliyorsunuz yazmaya başladık. Arapçayı da İngilizce gibi yazmaya öğreniyoruz. Keyfe halu dediniz. Nasılsın? Tabi cevap verirken de öğretmeniniz size bu şekilde cevaplar verecek. Unutmayın. Şimdi devamında selam kelam ettik. Ardından hocamızdan bir istirhamımız olacak. Mesela ne diyebiliriz? 10. sınıf Arapça ders kitabındaki 4. ünitede bulunan teknoloji konusunun cevaplarını acilen yazar mısınız? Mesela böyle bir şey tam konumuzla da alakalı olsun. Şimdi soru cümlesi olduğu için helle ile başlayabiliriz. Bakın hel. ke yumkinu ke hareketini koyalım bakın hel yum ki nü ke mümkün müdür takdimu yapmanız sunmanız yazmanız neyi yavaş yavaş yazıyorum sizler de bu şekilde bunu değiştirebilirsiniz başka şey de yazabilirsiniz ama konumuzla da alakalı olduğu için takdimu icabati icabati bakın bu şekilde acileten acil olarak cevap vermeniz mümkün mü yazmanız mümkün mü diyorum acileten neyi li mev du'i li mevzu'i konusuyla ilgili. Hangi konuydu? Şuradan yazalım karışmasın. Et tek nu lu ciya Tamam. Bu şekilde et tek tek ya nu yapalım. Nu lu ciya teknoloji hakkında. Nerede ki? Dördüncü ünite dedik. Bakın fil efendim vahidetil fil vahdetil rabia diyelim. Fil vahdetir rabiati. Şu anda dördüncü ünitedeyiz biliyorsunuz. Fil vah

Arapça kitabındaki ara hiyeti atil ara biyeti Arapça kitabındaki. Peki hangi sınıf? Lissaffil aşir. Hisafil aşeri. Sevgili arkadaşlar bilgisayara yazmak şu anda fareyle yazıyorum. O kadar zor ki inanın elim çok ağrıdı ama sizlere bu bilgiyi vermek için yazıyorum. İnşallah istifade edersiniz. Evet burada ne dedik? Hel yumkinuke mümkün müdür? Takdimu sunmanız, yazmanız, icabate cevap vermeniz, acil eten, acil olarak li konusu, et teknolojiye, teknoloji konusu hakkında efendim cevaplarını yazmanız, icabat cevaplarını fil vahdetil rabia, dördüncü ünitedeki bin kitabı lugatil arabiyye, Arapça kitabındaki lissafil aşir. Yani 10. sınıf Arapça ders kitabındaki dördüncü lütede bulunan teknoloji konusunun cevaplarını acilen yazmanız mümkün mü? Ondan sonra devamında da ilerliga i diyebilirsiniz. İlerliga i. Görüşürüz manasına. İlerliga Pardon şu esir olacak. Heh. i. Görüşürüz. Fi emanillah. Allah'a emanet ol. Fi ema nilla. Emin olun E Akademi TV yöneticileri olarak sizlere hemen acil dönüş yapıyoruz. Bütün yorumlarınıza cevap veriyoruz ve tüm istek ve önerilerinizi E Akademi TV at gmail. Şuraya yazalım mı Türkçe olarak? E Akademi birleşik bu. E Akademi TV yine hepsi birleşik bunun at gmail adresimize her türlü istek, şikayet, öneri ve e, sormak istediklerini sorabilirsiniz. Bizler tüm arkadaşlarımızın tüm sorularına kadar şu anda cevap vermiş bulunuyoruz. Peki bunu yazdık. Daha sonra ne yapacağız? Aşağı kısımda da bakın irsal, resale, ersele, yürsül, irsal gönderdim artık. İrsalün burada gönder diyor. İlga ise Beğenmedim, iptal et diyor. Efendim, hıfsunsa kaydet diyor. Daha sonra tekrar kullan gibi anlamlara geliyor. Evet sevgili arkadaşlar, böylece bu dersimizde sizlerle bir mektup yazmayı öğrendik. Yeni derste de görüşünceye kadar hepinize tüm sınavlarınızda ve derslerinizde başarılar diliyoruz. Fi emanillah